Herkese merhaba. Çok sayıda soru alıyorum. Tüm gitarlarınızı görebilir miyiz diye, işte özelliklerini, neden aldığımı. Ben de o yüzden böyle bir video çekmek istedim. Bu videoda aslında böyle çok detaylı gitarların özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Ama şu an sahip olduğum 8 tane elektrik gitarın çok üstü kapalı özelliklerinden bahsedeceğim ve öyle geçeceğim. Hani hangi gitarlara sahip olduğumu görün diye açıkçası. Ve neden aslında böyle bir tercih yaptım, neden bu gitarları aldım, neden şu an elimde bu gitarlar var diye size biraz bilgi vereceğim. Kamerayı elime alacağım şimdi ve gitarlara yakın çekim yapıp gitarlar hakkında, neden aldığım hakkında size bazı bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar, bu gitar ilk gördüğünüz sıradaki biraz tozlanmış gördüğünüz gibi, çok kullanmıyorum, fretlerin değişmesi lazım. Ama satmak da istemiyorum şu an için çünkü ilk benim iyi gitarım bu. Prestige serisi. Bu Prestige'lerin biliyorsunuz bu dönemde çok iyi olduğunu hep söylerler. Gerçekten de öyle. Ibanez'in en ince klavyeye sahip gitarı bu. Gerçekten çok ince. Piezo'su var. O yüzden satmak istemiyorum. Çok kullanmasam da bir gün bakıma girecektir. O yüzden şu an bu var. İkinci gitarım, bu en çok kullandığım Ibanez herhalde. Siz de biliyorsunuzdur Instagram'da falan. Bu 87 yapımı, benle yaşıt bir gitar. İkinci el almıştım İzmirli bir arkadaştan. O da Los Angeles'tan getirmiş kendisi. Bu da çok ince bir klavyeye sahip. Ve tabi özel bir gitar olduğu için o seri ilk RG'lerden. O yüzden çok severek kullanıyorum. Onun da bakıma ihtiyacı yok değil ama şu an idare ediyoruz. Yani, takdir edersiniz ki bu kadar fazla gitarın hep bakımını yapmak çok kolay değil. Hep tellerini değiştirmek. O yüzden dönem dönem en çok kullandığım gitara göre bakım yapıyorum. Bu gitar efsane benim için. Sur, biliyorsunuz en çok kullandığım yine gitarlardan biri kendisi. Çok hafif gitarı eline alan öğrencilerim ya da işte sizde de varsa çalanlar bilirler. Çok şey bir gitar, hafif bir gitar ve çok iyi bir sound'u var. Manyetikleri müthiş. Yani her şeyi çalabileceğiniz gitar derler ya, her şeyi çalarsın. Hakikaten öyle bir gitar bu. Müthiş kaliteli malzemeden yapılmış durumda, görüyorsunuz. İnce klavye yine. Çok keyifli bir gitar. Bunu her türlü çalım için kullanıyorum açıkçası. Music Man John Petrucci modeli JP6. Bu da piezolu. Klavyesi müthiş. Özellikle rock çalarken çok hoşuma gidiyor. Bentler olsun. Çünkü klavye birazcık yine ince fakat biraz yuvarlak bir yapıya sahip. Bent yaparken falan çok rahat, keyifli yapabiliyorsunuz. Gerçekten hissiyatını veriyor. Mystic Dream dediğimiz finish var. Rengi öyle ve çok tabii özel benim için. Bunda hani bu olmasa olur mu? Evet olur belki. Çünkü Sur o işi yapacak gitarlardan. Fakat piezosu olsun ve yine malzeme kalitesi. Şu an satma gibi bir niyetim yok. Özellikle sahnede falan tabii çok keyifli duran bir gitar bu renginden dolayı. O yüzden şu an benim bu 8'li grubumda yer alıyor. Bu en son aldığım gitar biliyorsunuzdur. 8 telli. Tek ve ilk 8 telli gitarım. Son olabilir tabi. Kötü olduğundan değil, 8 telli sevmediğimden değil. Bir tane yeteceği için diyorum bunu. İnce klavye seçeneğiyle yaptırdım bunu Kiesel'a. Jeff Kiesel öyle ya, öyle konuşmuştuk. İnce olursa 8 telli daha iyi olur diye. Tabi bunun boyası inanılmaz. Gördüğünüz gibi flake'li. Parlıyor, sparkle. Ya bu gitar çok özel. Niye bu gitarı? Yani her zaman bu gitarı elime alıp çalmıyorum. Ama özellikle kompozisyonlarda o tarz çalımlar istediğim zaman, bu low register'ı istediğim zaman fa diyezli olan teli, özellikle si'yi, daha bas notalara ulaşmak istediğim zaman kullandığım bir gitar ve bir solo albüm de çıkartmak istiyorum 8 telli için. Biraz çalışmalarım var. Göreceğiz tabi. Çok güzel bir gitar bu da. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz Koa olan Kiesel'ım, 6 telli multi-scale. Tel gerginliği için çok işe yarıyor. O yüzden 8 telli de öyle yaptırmıştım. Klavyesi, rahatlığı gerçekten çok iyi. Chambered olduğu için
Ceviz Ağacı, ağır da değil. Bu da hafif bir gitar. Çok keyifli gitar. Yani çok kompaktlar. Neden 3 tane var o diye sorarsanız, biri 8 telli farklı bir gitar. Niye 2 tane bundan var? İlk Kiesel'ı aldığım zaman buna ihtiyaç duydum. Öyle hissettim. Çünkü sahnede çok rahat ediyorsunuz headless gitarlarla. Yani çok kompakt hissettiriyor. Mesela bir konserde bunu ve Sur'u çaldım. Sur müthiş bir gitar. Ama bu çok daha iyi hisset. Pardon, bunu derken buydu tabii. O zaman bu yoktu. Bunu çaldım ve bu çok rahat hissettiriyor sahnede. Yani o headless olmasından dolayı sahnede çok rahat hareket ediyorsunuz. O yüzden bir tane daha eklemek istedim. Tabii bunun özelliği dediğim gibi multi-scale olması. Biraz daha entonasyon ve tel gerginliği iyi oluyor açıkçası. Bu da Strat tabii. Bu neden var diye sormayın. Her eve lazım bir gitar. Çoğu pop rock sound'da da kullanabileceğim. Aynı zamanda shred gitarda da. Clean'leri müthiş olan Amerikan Strat bu. Neydi? Manyetikleri de çok Fat 50's galiba. Tam hatırlamıyorum. Aldığım zaman çok araştırmıştım. Çok iyi manyetikler. Çok iyi sound var. Maple. Hani bunun olmasının sebebi de Fender sound'una bazen ihtiyaç duymam açıkçası. Özellikle başka kayıtlarda, istek kayıtlarda. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar durum bu. Umarım yardımcı olmuştur soru soranlara, neden bu gitarlara sahibim. Hepsinin bir amacı var. Bazen işte bir tane iki tane şımarıklık olabiliyor. Müzik beni satsam olur mu? Tabii olur. Ama ihtiyaç olmadıktan da olmadığı sürece de satmak istemiyorum. Çünkü ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Özellikle kayıt ortamlarında. Umarım keyifli izlemişsinizdir arkadaşlar. Görüşmek üzere.